2020 Cumartesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan günü İstanbul'da geçirdi. Önce Ankara'ya, Gölbaşı şehir geçişinin açılışına görüntülü bağlandı. Hedefinde de ana muhalefet vardı. CHP'yi yatırımlara karşı durmakla suçladı. Hemen ardından Eskişehir'le canlı bağlantı yaptı. Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisinin açılışında konuştu. Yerli otomobilin pilleriyle akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayarlarında kullanılan lityum pilleri bu tesiste üretilecek dedi. Ve son olarak Cumhurbaşkanı'nın Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de yeni dönem mesajları vardı. Bizimle birlikte yol yürümek isteyen herkese gönlümüzde, kollarımızda açıktır. Ne Avrupa'yla, ne Amerika'yla özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Gölbaşı geçişinin açılışında konuştu. Batı'ya verdiği bu mesajın ardından sözü CHP'ye getirdi. Kendi işlerindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar, tepeden tırnağa tüm bünyeyi saran bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Kısır çekişmelere girmek yerine yatırımlara ve projelere önem veriyoruz dedi. CHP'nin yapılan her yatırıma karşı çıktığını söyledi. Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. 2 yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler. Orada da renk körlüğüne falan girebilirler. Engellemelere rağmen 2021 demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak diyen Erdoğan, Ankara'nın ardından Eskişehir'e, Türkiye'de bir ilk olan lityum üretim tesisinin açılışına bağlandı. Türkiye'nin ve 83 milyonun tamamının faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Etimaden'in işlettiği tesisle ilgili bir de müjde verdi. Tok otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan temin etmeyi planlıyoruz. Elektrikli otomobiller yanında akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli aletler dahil olmak üzere tüm mobil cihazların bataryalarında da bu lityum kullanılacaktır.